Evet sevgili seyirciler, telefon hattımızda strateji Naim Babiroğlu var. Merhabalar. İyi günler, iyi yayınlar efendim. Teşekkürler efendim. Evet, Londra merkezli insan hakları gözlemevi Rus savaş uçaklarının Suriye'de muhaliflerin kontrolünde olan son vilayet İdlib'i hava saldırısıyla vurduğunu belirtti. Bu öncelikle genel bir değerlendirme alalım sizden, sonra Türkiye için önemini ve orada bulunan siviller konusunu sormak istiyorum size. Buyurun efendim. Evet, önce birinci sorunuzdan başlayalım. Rus uçakları İdlib'in güneybatısında Cisr-i-Şuur bölgesinde bulunan ve orada genellikle yabancı savaşçıların, yani ülkeler tarafından terörist statüsünde bulunan, konumlandırılan teröristlerin olduğu biliniyor. Kimler bunlar? Ya Uygur menşeli, yani oradan gelenler ve genellikle yabancı teröristler. Bunları da Birleşmiş Milletler ve diğer ülkelerde terörist olarak kabul ediyor. Şimdi Cisr-i-Şuur şundan önemli. Yani bugün Rus uçaklarının nokta operasyonu, nokta bombardımanı yaptığı yer, Laskiye'den Halep'e giden karayolunu, ulaştırma yolunu kontrol ediyor bu teröristler, muhalifler. Dolayısıyla bu yolun tekrar Suriye rejiminin eline geçmesi stratejik yönden önemli. Bu nedenle muhtemel ki Rusya nokta istihbaratı almıştır buradaki terörist unsurlarla ilgili. Ve nokta operasyonu değerlendirilerek bir nokta harekatı, operasyonu yapmıştır. Dolayısıyla bunun geniş olan büyük operasyonla öyle büyük bir ilgisi yok. Yani büyük operasyonun başlatılmasından önceki safa değil bu. Asıl operasyon, yani söylenen hepimizin bildiği operasyon muhtemel ki 7 Eylül'den sonra, yani Tahran zirvesinde Türkiye'nin, Rusya'nın ve İran'ın liderlerinin yapacağı görüşme sonrası operasyonun kesin tarihi ve operasyonun şekli belli olacak. Durum bu. Yani bu buradaki bugünkü bombardımanı böyle bir yere koyalım. İkincisi, İdlib Suriye coğrafyasının yaklaşık %5'i kadar bir yer. Türkiye'de kuzeyde Reyhanlı, güneyde Yayladağ arasında Türkiye ile yaklaşık 130 kilometre sınırı olan bir kent. Ayrıca Birleşmiş Milletler verilerine göre İdlib'in içerisinde, sınırları içerisinde, yani merkezi demiyorum, İdlib tümünün sınırları içerisinde 2.4 milyon, civarı dahil 3.9 milyon insan yaşıyor Birleşmiş Milletler verilerine göre. Ve bu 3.9 milyon insanın, yani sadece içinde değil civarında yaşayan insanların da yapılacak bir operasyon sonucunda etkileneceği belirtiliyor. Onun için bu etkilenme Türkiye'yi şöyle endişelendirir. Savunmacı akını olur. Ne kadar beklenir savunmacı akını? Şu kadar beklenir. Birleşmiş Milletler bir hesap yapmış ve demiş ki yaklaşık 700 bin sığınmacı, 700 bin işte İdlib'den kaçan halk Suriye, Türkiye sınırına yığılır demiş. Bunu 1 milyon, 700 bin, işte 1 milyona çıkarabiliriz bunu. Bu tabii Türkiye'nin birinci endişesi bu. İkinci endişesi, orada Suriye rejimine karşı muhalifler var. Bir de Suriye rejimine karşı Astana sürecine katılan Türkiye, Rusya ve İran'ın ve Birleşmiş Milletler'in terörist olarak kabul ettiği gruplar var. Şimdi bunların hepsinin toplamı yaklaşık 100 bin. Ve bunlar aileleri ve çocuklarıyla çoğu orada yaşıyor. Hı hı. Mesela bunlardan 600 kadar terörist Batı ülkelerine ait. Hollanda, Belçika, işte o ülkelerden, Fransa'dan gelenler var. Yaklaşık 600 olduğu söyleniyor. Türkistan İslam Partisi mensubu, onlara ait olan, yani Çin Halk Cumhuriyeti'nin benim ülkeme gelmesin, bunlar İdlib'te yok edilsin, etkisiz duruma getirilsin dediği Türkistan İslam Partisi savaşçıları veya onlara göre teröristleri, bunlar da 4000 kişi. Efendim, Heyet-i Tahrir Şam var, bu El-Kaide'den, El-Nusra'dan kopan en büyük grup bu. İdlib'in yaklaşık %60'ını kontrol ediyor. Bunlar da 15 bin, 20 bin kişi. El-Nusra var, El-Kaide'nin devamı, yani Suriye'deki El-Kaide'nin devamı olan El-Nusra'da yaklaşık 7 bin, 8 bin. Bunları topladığınızda terörist sayısı yaklaşık 30 bin kadar ediyor. Diğer muhalif sayısı, yani silahlı Suriye rejimine kadar savaşan, Suriye rejimine karşı savaşan ama terörist olarak kabul edilmeyen grup, ki bunlara meşru muhalif diyebilirsiniz,
Bunlar da yaklaşık 60 bin, 70 bin. Toplam 100 bin kişi var. Şimdi Suriye rejiminin gözü bu 100 bin kişiyi etkisiz duruma getirmek ve İdlib'in Suriye'nin kontrolüne, egemenliğine tekrar girmesini sağlamak. Rusya da bunu istiyor. İran da bunu istiyor. Türkiye ne istiyor? Türkiye diyor ki eğer geniş çaplı bir operasyon yaparsanız bu bölgede, bu sefer buradaki sivil halk var. Yani masum olan 2,5 milyon kadar, biraz önce belirttim, içeride 2,4, dışarıda 3. Bunlar sığınmacı akını olur. Bu sığınmacı akını kış mevsimi de geliyor. Benim için bir felaket olur sınırlarda. Bir de aralarında teröristler sızabilir içeri. Dolayısıyla geniş kapsamlı bir operasyon yapmayalım diyor Türkiye. Onun için Türkiye muhaliflerle görüşerek teröristleri muhaliflerden ayırmaya, elimine etmeye çalışıyor. Bu görüşmeler devam ediyor. Rusya da muhaliflerle görüşerek terörist olan grupları yine muhaliflerden elimine etmeye çalışıyor ve mümkünse Suriyeli vatandaşı olan teröristlerin de kendilerini lağvetmelerini istiyor. Yani hem Rusya hem Türkiye. Şimdi 7 Eylül'de ne olacak? 7 Eylül'de Tahran'da Türkiye, Rusya ve İran'ın liderleri toplanacak. O zirvede muhtemel ki Türkiye ve Rusya'nın bir orta yol bulacağı bir operasyon şekli ortaya çıkacak. Ve ben şunu zannediyorum, bir nokta operasyonu olacak. Türkiye buna da karşı çıkmıyor nokta operasyonda. Rusya da karşı çıkmıyor. Nasıl olacak bu nokta operasyonu? İşte Rus uçaklarının yaklaşık 2 saat önce vurduğu bölgede, hemen yine İdlib güneyinde ve hemen İdlib'in güneydoğusunda, ki o çok önemlidir, Halep'ten Şam'a giden karayolunu kontrol eder. O da şu anda İdlib'te muhaliflerin elinde. İşte Suriye ordusu güneyden, güneybatı, güney ve güneydoğudan İdlib'e doğru bir sınırlı operasyon yaparken Rus uçakları da yine biraz önce bombardıman yaptığı bölgeleri bombalayarak bu terörist olarak algılanan ve Birleşmiş Milletler tarafından terörist olarak kabul edilen Heyet-i Tahrir, El-Nusra, El-Kaide türevi gibi ve Türkistan İslam Partisi gibi yabancı bu teröristleri yok etmeye, etkisiz duruma getirmeye çalışacak. Şu anda benim muhtemelen anlaşacakları konu bu. Ancak burada ABD cephesini ele alırsak, Evet, onu ABD, Fransa, soracaktım tam. İngiltere, evet. Bu cephe operasyonun yapılmasını istemiyor. Ve Türkiye şu anda özellikle ABD Büyükelçisi de biliyorsunuz Suriye özel temsilcisi olarak atandı Jeffrey çok tecrübelidir. Daha önce Irak'ta çalışmıştı. Türkiye'yi ikna etmeye çalışıyorlar. Şu yani siz Rusya'nın operasyon planını kabul etmeyin, onlara yok deyin ve operasyon yaptırmayın. Operasyonu kabul etmeyin diyecektir. Tabii ABD'nin buradaki maksadı şu, bunu anlamamız lazım. ABD'nin amacı İdlib'deki bu teröristlerin ve muhaliflerin silahlı olmasının devamını sağlamak. Suriye'nin parçalanmasını istiyor ABD. Suriye'nin Libya gibi olmasını istiyor. Suriye'nin bir Afganistan'a dönüşmesini istiyor. Dolayısıyla eğer istikrarlı bir Suriye olursa, iç savaş biten, iç çatışmanın sona erdiği bir Suriye olursa, İsrail'in güvenliğinin olumsuz etkileneceğini düşünüyor ABD. İsrail de böyle düşünüyor. Suudi Arabistan'da, Birleşik Arap Emirlikleri de ve ABD, İngiltere, Fransa'da ne yazık ki öyle düşünüyor. Dolayısıyla peki Suriye'de bu teröristler etkisiz duruma getirilmezse ve Suriye bu şekilde iç savaşa devam ederse ne olur? Türkiye için tabii en kötü senaryolardan biri bu. Neden? Çünkü sizin 911 kilometrelik güney sınırınızda ateş sönmez ve siz ateş çemberiyle yan yana yaşamak durumunda kalırsınız. Hemen yanınızda sürekli bir radikal cihatçı terörist unsurlar olur. Teröristler olur ve Fırat'ın doğusunda ABD'nin besleyip geliştirdiği, palazlandırdığı 70 bin, 80 bin kişilik PYD, PKK devletçiliğiyle yüzleşmek zorunda kalırsın. Onun için Türkiye'nin durumu gerçekten çok kolay değil. Bir yerde Rusya ile işbirliğine devam ederken öte yanda Menbiş'te ve Fırat'ın doğusundaki PYD, PKK oluşumunda da Rusya'nın şeytan olarak gördüğü veya ABD'nin Rusya'yı düşman olarak gördüğü bir ülkeyle, yani çok kutup, zıt iki kutupla işbirliği yapmak durumunda kalan bir NATO üyesi Türkiye var. Evet, Sayın Tabii evet. Babiroğlu, Kremlin'den bir açıklama var. Şöyle denilmiş açıklamada, Evet. militanlar barışı etkiliyor ve bizi tehdit ediyor, üslerimizi tehdit ediyor gibi bir açıklama var. Doğru. Ben de onu söyleyecektim. Biliyorsunuz Rusya'nın hemen Laskiye civarında, Laskiye'nin hemen kuzey doğusunda Hmeyim hava üssü var. Bir de Tartus'ta, kıyıda, Suriye'de bir deniz lojistik üssü var.
Özellikle Hümeyn'in hava üstünde sürekli buradaki terörist unsurlar orada tehdit ediyor. İşte silahlı insansız hava araçlarıyla ve biliyorsunuz Şubat ayında, yani geçtiğimiz Şubat'ta birkaç ay önce bir Rus uçağını, Su-25 uçağını düşürdüler o bölgede. Yani İdlib'ten bu teröristler, bu muhalifler düşürdü. Dolayısıyla Rusya böyle bir tehdit elbette üstlerinin yanı başında istemiyor. Ayrıca buradaki teröristler oradaki halkı ve muhalifleri tehdit ederek operasyonu ve ayrılmalarını Türkiye tarafında, Rusya tarafına veya Suriye tarafında yer almaları önlemek için tehdit ediyor muhalifleri. Onun için Kremlin böyle bir açıklama yapmak durumunda kaldı diyebilirim. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.